ünlü bir araştırmacı, ıssız ve dağlan bir dağ köyünde kaybolan insanların izini sürmeye karar verir. Ve köydeki evler bomboş, sokaklar sessizdir. İnsanların izi yoktur. Araştırmacı, gizemli olayların peşine düşerken kamerasını yanına alır ve bu korkunç olayların kaydedilmesine karar verir. Furkan Düzen'in kamerasından gerilim dolu bir gece başlıyor. İyi seyirler. Arkadaşlar, Bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bundan bir önceki videoda başka bir yere gideceğimizi söylemiştik. Bu Dabbe filminin çekildiği yere. Ama oraya bir türlü gitmek nasip olmadı. Gidemedik daha doğrusu. Evet arkadaşlar, Bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Şu anda arkada, hatta şurada gördüğünüz Karadedeler olayı, yani Karadedeler filmi, Karadedelerle ilgili ne varsa bildiğiniz yer burası. Şimdi Engin'le beraber buraya geldik. Burada bir video çekeceğiz. Biraz önce izlediğiniz video, tabii ki ben o tarz bir insanla video çekmiyorum. Bunu öne koydum, neler yaşadığımı görmeniz için. Bununla ilgili de açıklamayı video çektiğimiz yerde yapacağım zaten. Biliyorsunuz Muğla'da kendini evlilik uzmanı ve yaşam koçu diye tanıtan bir şahısla başıma bazı olaylar geldi. Bunun açıklamasını da yapacağım. Hatta burada mı yapsam? Yap abi. Şimdi arkadaşlar, sponsor olmak istediğini söyledi arkadaş. Muğla'da Karakaya köyünde video çekmiştik. Samsun'dan geldi, beni aldı. Muğla'ya gittik. Ondan sonra bu arkadaş, yemek yiyoruz bir yerde. İşte hesap ödüyor. Sürekli böyle şikayet ediyor bir şeylerden. İşte ya bu ne demek ya, kokoreç yer misin dedi bana. Tamam dedim, yeriz. Ondan sonra bana diyor ki ya işte buna diyor bu 500 milyon para mı verilir? İşte şöyle yaptık böyle yaptık falan filan derken en son böyle bir papaz olma durumuna geldik. Ben de çünkü artık sinirlenmeye başladım. En sonunda da bana şey dedi. Ben dedi çoluğumun çocuğumun rızkından verdim dedi. Gelmişim dedi ta buraya, işte 17 bin lira para harcadım bilmem ne falan. Ben dedim ki harcamasaydın dedim o zaman. Yani bana mı sordun dedim harcarken. Şu mikrofon olayına bakmam lazım. Çok özür diliyorum. Evet, mikrofon hala çalışıyor. Bana mı sordun dedim. İn arabadan aşağı dedi. Beni Muğla'da indirdi arabadan aşağı. Ondan sonra tekrardan falan böyle birbirimize girecekmiş gibi olduk falan. Adam tam bir narsist. Ondan sonrasını zaten anlatmama bile gerek yok. Bundan sonra sponsor ya da buna benzer olaylar olacağı zaman çok farklı bir şekilde olacak yani. Çünkü ben adamın egosunu tatmin etmek için tam Muğla'ya gidiyorum video çekmeye. Adam beni arabasına indiriyor. Böyle bir dünya yok yani. Kimse kusura bakmayacak. 600-700 kilometre yol gidip de beni orada hani çok affedersiniz piç gibi yolda bırakmak, böyle bir şey mümkün değil. Her neyse, biz konumuza dönelim. Şuraya gidiyoruz. Burada bir giriş yapmak istedim sadece. Bu arada ne oluyor lan? Şu arkadan da sürekli ses geliyor. Aha, ışık gitti. Işık gitti. Var mı yedek? Vallahi gitti ışık. Tüh. Diğeri nerede? Diğeri yetecek mi ki? Hay anasının gözü ya.
Onun lehime at. Pelin lehime attı büyük bir ihtimal. Neyse arkadaşlar. Işığımız var, yedek ışığımız. Yere doğru gidelim. En azından video çekebileceğiz mi çekemeyeceğiz mi bir ona bakalım. Tekrardan devam edeceğiz. Tamam dur burada. Aynen öyle. Tamam beni çek şimdi, bizi çek. Evet. Arkadaşlar araçta küçük bir arıza oldu. Arkadaşı çağırdık, yardımcı oldu bize. Aküyle ilgili bir problem yaşadık. Normalde Engin'le ikimiz çekecektik o videoyu. Kameraman olarak devam etsin. Tadını hiç sevmem kendisini. Ama bak düzgün çek bizi. Çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Sigaran bittiği zaman ışığı sana vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Şu içeri girelim orada anlatayım. Gel. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Gel, şuraya geçsene. Ben sadece gösteriyorum. Sen şu tarafa geri git. Sen gelme. Orada dur. Bebek beşiği lan bu. Aa, bunu, ben buraya geldiğimde ne oldu biliyor musun? Şimdi orada, gel biraz yaklaş. Tamam oradan çek. Şu, tam oradan içeri giriyorum. Kamerayı tam bu tarafa tuttum. Bu böyle. Şöyle oldu. Ondan sonra bir daha olmadı. Yukarıda kilitli mi ne kalmış? Bir şeyler olmuştu yukarıda. Şimdi arkadaşlar burada az ileride cami var. Demin arabayla geçtiğimizde gördünüz zaten. Işık böyle iyi mi bize? Işık şu an iyi abi. Sıkıntı yok şimdi. Ha. Az ileride cami var. Caminin içinde gerçek olay bu arada ama filmdeki tabii ki gerçek değil.
Ben size olayın gerçeğini anlatıyorum. Adamlar camide namaz kılıyorlar. İlk bu köyde olay olduğu zaman. Secdeye yatıyor. Bir tane genç bir çocuk var aralarında. Hepsi yaşlı. Hoca da dahil olmak üzere. Secdeye yatıyor. Bir kalkıyor adam. Herkes buna doğru dönük. Ters duruyorlar. Şuraya bak ya. Gene tüylerim diken diken oldu. Ondan sonra herkes kaybolmaya başlıyor burada. Çok efsane şeyler var. Bak bunlar hep kaybolan insanların ayakkabıları, elbiseleri. Bu arada değişik değişik sesler geliyordu demin. Abi evet. Onu söyleyecektim de sesini bölmemek için bir şey söylemedim. Şimdi yavaş yavaş çok fazla da ses yapmak istemiyorum bu köyde. Şurada birkaç tane yaşayan var. Bir de burada içmeye gelenler falan var. Kafaları bir milyondur. Adam gelir şimdi burada silah milah vardır. Ne yapıyorsunuz burada falan. Başımız belaya girmesin. Evet. Gel. Çek bak şu aç şeyleri çekmen lazım. Bak 29 yazıyor. Tamam yeter. Şimdi gel orada dur genel al. Kalkmıyor lan. Ben burada mektuplar falan bulmuştum bir sürü. Ama herhalde hepsini almışlar. Bak birinin şapkası. Yaklaşabilirsin sen. Etrafı bir çek. Şapka yanmış mı ya? Allah Allah bir sürü şey vardı ya. Mektuplar falan vardı bir sürü. Hava soğuk. Ne? Hava da soğuk. Hava soğuk değil, serin. Serin. Engin yer nasıl? Şimdiye kadar geldiğin en iyi yerlerden biri değil mi? Korku anlamında. Ben de olayı duyunca He? bir de olayı duyunca olayı İşte şu ses zaten. evet. Oluyor lan? Hava gürlüyor. Sus. Gürleme sesi değil ya. Şişlere basmayın ya. Çok ses yapıyor. Yavaş. Biz içeri girelim. Bizi çek girerken onunla hani arkadan gelip. Sen anladın mı? Hani dip dibe yapmayalım yani. Oradaki Bluetooth ışığı sarı gösteriyor mu? Mikrofon Bluetooth sarı mı? Bakayım. Mik yazan yer sarı mı? Aynen sarı. Tamam. Hiç anlamadım. Bismillah. Bu ne oğlum? Hadi gel abi. Oğlum şuraya bak ne kadar korkutucu lan. Öf, ne kokuyor burası. Şöyle. Burası berbat bir kokuyor. Ha? Evet, kıyafetler. Uuu. Kıyafetler var. Acayip bir yer. Şuraya bak ya. Burada bir sandık var. Çeksin oğlum. Çektim çektim abi. Sedir medir var şu eşyaları. Hepsini çekiyorum abi. Yakaladım. Gazete. Tarihini çek gazetenin. Yukarıda yazar tarih. Yukarıda sallanıyor. He? Geldiğimizde abi sallanıyor. 15 Haziran Nasıl sallanıyor? 2000 diyor. Durmuyor baksana.
15 Haziran 2000 şöyle. Tamam, o kadar detayına girmene gerek yok. Şey, reklam yapmayalım. Gel yukarı çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şöyle nasıl? Aha. Evet. Bu arada bu Kur'an-ı Kerim değil. Öf. Abi biz en iyisi hiçbir şey yapamayalım. Ona ben karar veririm. Tabii. Bu ne oğlum? Büyük o. Büyük değil. Büyük kitabı gibi bir şey. Değil bir. Burada Kur'an. Burada bak Yasin Şerif. Of ne kadar eski. Bu ne oğlum? Tövbe yarabbim ya. Burada bırakmışlar hep. Çok da eski ha. Bayağı. Şöyle. Değişik bir şeyler arıyorum. Hani belki kimsenin bulamadığı farklı bir şeyler bulabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Girin hadi girin. Gir. Etrafı al. Şu şeylerin içine bak. Yürü. Lan! Abi. Dur. Şimdi herhalde. Hangi şöyle tut sana. Cama doğru tutma. Oğlum bana bak, gelsene buraya be. Sen buraya tutma ışığı, buraya tutma ışığı. Oraları gez. Engin, ben sanki karşıda beyaz bir şeyler görüyorum. Abi ne onlar? Şşş, sus bir dakika. Oğlum araba mı geliyor? Araba geliyor. Araba mı geliyor? Gel. Gelin. Yavaş. Oğlum araba yok lan. Yürü gel. Allah, aydınlandı dışarısı ya. Işığı o tarafa tut. Karşıdan gidiyor. Yani normalde buradaki köylülere laf anlatamayız. O yüzden
de yabancıyız. Yok, yabancı olman önemli değil de. Şimdi birisi evet, gelir burada tartışma çıkmasın diye. Gelsene, şunları çeksene. Oğlum yakından çek. Bebek ırkası. Gökyüzü zaten böyle sallanıyor. Ahşap. Yani her şey şu an bakın. Görüyorsunuz burada. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Abi ezberden bir tanesini. Uf. Dur dur, bağırma. Bismillahirrahmanirrahim. Elim ayağım titriyor. Işığı bu tarafa, bu tarafa tut. Oğlum. Çeksene, pencereden içeriye çek. Üstündeki yazılar bile çok eski. Çok bayağı eski. Her şey bayağı eski. Bir daha o tarz şeylerin adını söyleme. Demin söylediğin markanın ismini. Biz demin buradaydık. Uf, çok sağlam lan. Konu al abi. Yuh, alacağım bunu. Çok sağlam. Evet. Aa, bu ne lan? Aha. Oğlum, onun içinde maska falan olmasın. Abi dokunmamak en sağlam. Aha. Engin tutsana. Ben bu üzerinde kontrol ettim mi? İnanmış arada mısın? Bu televizyon dolabından eskiden herkese vardı. Şu duvar yazıları bir sakızdan çıkmıyor muydu? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun sen? Aynen. Çok tozlu. Çok. Makbuz. İsmi göstermeyelim. 600 milyon. 95. Yine ne var orada? Ne o? Sende kitap bakalım. Bel gevşekliği mi? Gelince. Onu onu. Pelin. Önemli. Diş hastalıkları, zihin bulanıklığı, şişmanlık, şifa kaynağı limon, kekik, karaciğer hastalıkları. Değişik bir böyle bir kokusu var buranın. Acayip bir şey. Maydanoz. O koku senden geliyor. Allah, bismillah. Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstten bir ses geliyor abi. Abi, üstte bir kat yok ki oğlum. Çatı katı var. Kat yok, çatı katı ama arada bir tavan boşluğu var. Dur, bunu sen al. Işığı. Şu anda bu ışığa gerek yok zaten. Evet, şu anlık yok. Sen onunla devam et. Orası boş. Orada birkaç parça kağıt var ama. O nedir? Dört minareli. Ne bu? Bu ne oğlum?
Bak biz geldiğimizde ben geçen geldim. Aa, aynanın arkasında o pembe şey ne lan? İki hat sıkışmış. Kağıt. O anı Evet. çıkarabilir miyiz orada? Kağıt değil o ya, kalem. Oğlum ev mi sallanıyor lan? Abi zaten geldiğimizden beri gördüğümüz her şey sallanıyor. Az önceki tel. Eylem sen gördün mü? Evet, kuş yuva yapmış. O ne o ya? Misket mi? Ne? Değişik bir şey. Ama oldu. Çekti. Şuraları çektin mi? Çekti de. Sen buraya benim için sorun. Niye uğrasın oğlum oraya? Abi ne bileyim. Şuradan aşağıyı göster. Hemen içeri dön ama. Şöyle aşağıyı. Aşağı sıfırdan zamandan geçmiyor. Gösteriyor musun aşağıya? Gösterdi bana biz. Bağırma bağırma bağırma. Bağırma bağırma. İlahi Bizim genel buradan gitmemiz gerekiyor. bağırma bağırma. Kalbim hızlandı çok kötü. Orplar gözüküyor mu ekranda? Tozlardan mı bahsediyorsun? Toz değil, orp. Ork ne yapıyor? O yuvarlak yuvarlak beyaz. Bakayım ben, sen anlayamazsın. Gözüküyor. Günlerce. Evet, çok gözüküyor. Az önce o yüzden aşağıya da gösteremedim. Bırak bırak aşağıya, bırak yürü. Gidiyor muyuz? Kaç dakika oldu video? Video 18 dakika Beni oldu. göster yalnız, kolum değil. Evet, heyecanlandım. Bak, duyuyor musun sesleri? Her şey sallanıyor. Bluetooth sarı mı hala? Bluetooth, evet sarı. Tamam, o sarı olmazsa benim mikrofondan almayacak sesi, de o yüzden Tamam. soruyorum. Abi neler seviyorsun? Gözlerin hiç parlıyor. Korkuyorum. Niye sence? Korku çok. Sigaram ne hala benim? Gitti mi sigarası da? Değerli. Ha? Değerli. Ne marka? Sakın. Parlament. Al. Marka söyleme diyorum. Ya şimdi Soruyor dedi. acemilikten Sorayım dolayı oğlum, söyleme. soruma En bakma. lüks marka diyeceksin. Yani bana sigara yok galiba. Ne? Bana sigara yok galiba. Senin sigaran yok mu? İnce içmek istiyorum ben belki. Evet. Ama yani şu an geldiğimizden daha da çok böyle bir esiyor. Teşekkür ederim. Zeynep biraz fıkın abi yaklaşır mısın? Şimdi buranın iç ambiyansıyla. Bismillah. Oğlum. Allah bismillah. Abi. Çek içeriye hemen. İçeriye çek hemen. Bismillah. İçeriye kapının orayı. Bakın arkadaşlar. Şu an. Tamam, bize bana doğru dön. Abi o tarafı da Bana benim. doğru dön. Çok uzağa da gitme ha. Bismillahirrahmanirrahim. Evin iç ambiyansı ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok zaten. Burası hiçbir şey olmasa bile içeride durmak bile problem burada. Çökecek gibi zaten bu. Abi Zaten fazla bu sağlam birkaç sene binada sonra çöker burası. zaten sallanıyor şu an yani. Fark ettiyseniz, fark ediyorsanız. Evet, gök gürüldediği zaman bile Gök sallanıyor. gürültüdüğü zaman acayip bir şekilde. Arkadaşlar, bilinmeyen kanalın en büyük farklarından bir tanesi kurgu olmaması. Kurgu, tam anlamıyla kurgu yapmış olsak burada ağzınız açık hayretle izlersiniz. Ayrıca bu tarz yerlere de gelen yok zaten. Buraya gelen hiç yok bu arada. Hani burada video çeken YouTuber göremezsiniz.
Evet, yağmur da hızlandı. Çünkü YouTuberlar genelde kendi kafasına göre bir yerlere gidiyorlar. Burası Karadediler, Davutlu Köyü bilmem ne falan filan diyorlar. Ama gittikleri yer doğru yer değil yani. Eskiden de onlar. Hele şu anda çıkan paranormal kanallar, bir şey söylemiyorum yani. Herkes kafasına göre. Siyah çarşafı giydirmişler. Cinle konuşuyor adam. Öyle videolar çok çıkıyor benim karşıma, biliyor musun? Öyle bir şey mümkün değil. Ya zaten. Cinle konuşamazsın, bu bir. İkincisi, konuşursun. Kendi bedeninde konuşamazsın cinle. Zaten sana yani şu kadarlık bir yakında muhatap olamazsın. Ağzını Çok açamazsın. çok zor. Yani Zor değil. Ağzını açamazsın. Kilitlenirsin. Kalırsın. Hayatında hiç görmediğin bir şey görüyorsun videolarda karşında. da yani gördüğümüz videolarda da yani böyle sanki oturmuş muhabbet sohbet ediyor. Aynen öyle. Böyle Vallahi ben 2012'den beri bu işi yapıyorum. İş değil bu da. 2012'den beri paranormalin içindeyim yani. Artık uzman oldum korkuyla ilgili. Bu tarz şeylerle ilgili. Ben hayatım boyunca böyle cinle karşılıklı oturup konuşmuş değilim yani. Ha, gördün mü? Gördüm. Gördüm de böyle çarşaflı falan görmedim yani. Uzun saç peruk takıyorlar birine. Peruk takmış. Ondan sonra koşuyor, moşuyor böyle. çok Eskiden bir tane film vardı Halka diye. Kız saçları öne almış falan. Mezarlığın önünde birisi koşuyor. Aynısını yapmış, koşuyor böyle. Bembeyaz giyinmiş bir de. Aa, şu tarafa geçer misiniz siz? O tarafa olmaz. Orada pencere var, ışık gitmesin Yan diye. tarafta bir ev daha vardı. Oraya gireceğiz mi? Nereye? Oraya kapısı kilitli. Camiye dönerken böyle. Kapısı kilitli oraya. Bir de Orayı eve kontrol çok ettik yakın ya. başta. Bir de şu an yaşayanlar olduğu için 2-3 aile. Ama şöyle yaparız. Aşağı indiğimiz zaman arabayla o sokağa gireriz. Evet. Öteki sokaktan aşağı doğru Aynı gideriz. bir Hem köy olduğu caminin için orayı bir çekeyim ben, bir göstereyim çekmek lazım. en azından. O zaman yavaştan buradan Son kaçacağız. son abi Son göster. son şöyle arkadaşlar. Kimse yok içeride. Kimse yok. Ha, dur lan, ben şeyleri almadım. Tamam, şimdi şöyle. Ben yağmur hızlanmaya başladı bu arada. Evet. Engin, kamera önden gidecek. Amaç Birazcık o zaten. korktum yani. Ha? Korkuyordum zaten. Cesaret isteyen bir durum. Şu kanalda burada olmasa hayatta hiçbir şey olarak da bitiremez. Bu! Oğlum! Ne Dur, yapıyorsun dur, dur, abi? dur, dur, dur. Koşma, 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 koşma. Dur. Dur. Ne oldu? Kapı kapandı. Kapı kapandı. Sen bir de böyle bir sanki şey oldun abi. Gördüm. Abi şu Gel. şuradan bir Son bir kez daha yukarı bakalım. Yürü. Kamerayla göster sadece. Çık biraz ya, yürü. Allah'a Tamam, gel. Arabaya binelim. abi buradan gideyim istiyorsanız. Kamerayı sen bana ver. Buyurun. Işığı alayım istiyorsan. Yok, ışığı kapatacağım. Arkadaşlar, arabaya binelim. Caminin oraya geçtiğim zaman tekrardan devam edeceğiz. İki araba var şu an çünkü. Evet arkadaşlar, şimdi burası Engin'in biraz önce söylediği yer. Dursana bir önünde şunu. Bakalım mı buraya da? Girebiliriz abi. Tamam, dur, isobet böyle arabayı. Dur dur dur. Daha gitme. İstavret. İstiyorsan arabada bekleyebilirsin. Gel gel. Ha? Kapı kalmamış. Oha. Pencerenin kalınlığına baksana, duvarın. Gel. Ahır gibi bir şey mi? Ne oldu? Üst katı da var.
Yok, bu caminin arka tarafında kalıyor. Burada bir şey de yok ama. Merdiven yok ki yukarı çıkma. Merdiven yıkılmış. Neyse, tamam, gidelim. Evet. Arkadaşlar, cami burada. Cami burası. Soldan. Evet, o meşhur içinde insanların ters durduğu cami burası. Soldan yine. Çok ürkütücü ya. Evet, Karadediler Köyü. İyiymiş ya. Girelim. Yok canım. Bu oda başka videoya kalsın. Yukarılarda da var. Şimşek nasıl çaktı? Yağmur başladı şu an. Burak nereye gitti lan arabayla? O salak gitti herhalde. O caminin diğer tarafından gitti. Allah Allah. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bilgi bende kalın. Bu arada biraz sonra tabelanın oraya gidelim de orada bir açıklama yapacağım. Evet arkadaşlar. Tabelayı alıyor mu? Şimdi Cintepe'si ilgili de şu şekilde bir açıklama yapayım. Cintepe'si ne zaman çekiliyor, ne yapıyorsunuz diye merak edenler var. Arkadaşlar, Cintepe'sinin tarihi bana verildi. Bana söylenilen 1 Mart'ta Cintepe'si 2 gösterime giriyor. 26 Nisan'da da Araf 7 gösterime girecek. Yani ona göre bir takvim çalışması yapılacak. 1 Mart'ın 1'inde de daha 6 ay falan var galiba. Aynen. 6 aya yakın bir vakit var. Filmin çekimleri zaten 6 ay sürmez. Büyük bir ihtimal en fazla 1 ay sürer. Çekimlerin tam anlamıyla ne zaman yapılacağını ben bilmiyorum. Yani şu anda bana söylenilen bir şey yok henüz. Ama tam tarih ya da kesinlik kazandığı zaman sizler için zaten ben paylaşımda Instagram'dan bulunuyorum. Hatta Cintepe'si ile ilgili olduğu için de film zaten benim filmim. O yüzden direktman açıklamayı buradan bulunuruz. Kendinize iyi bakın. Çok yakında bir canlı yayın gelecek. Görüşmek üzere. Durdurabilirsin.